Arkadaşlar selamlar. Toplam fark formülleri konusunun ikinci testine hep beraber başlayalım. İlk soruda tanjant 65 derecenin x'e eşit olduğu verilmiş ve buna göre kotanjant 70 derece ifadesinin x türünden eşitliği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi beraber bir inceleyelim. Kotanjant 70 derece ile tanjant 65 derece arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir kere arkadaşlar aradığımız ifade kotanjant. Kotanjant 70 derece. Peki kotanjant 70 derece aslında neye eşittir? Tanjant 20 derece eşittir, doğru mu? Birbirini 90'a tamamlayan iki açı ölçüsünün tanjant değerleri kotanjant değerlerine eşitti. Dolayısıyla kotanjant 70 derece tanjant 20 derece eşit. O halde biz tanjant 20 dereceyi araştıracağız. Peki tanjant 65 derece ile tanjant 20 derece arasında nasıl bir ilişki var? Bakın 65 sayısı arkadaşlar aslında 45 artı 20 olarak da yazılabilir. Neden böyle yazma derdindeyim? Çünkü 20 derecenin tanjantı benim işime yarayan ifade zaten. Ve 45 derecenin tanjantını da biliyoruz. Bilindik bir açı. Dolayısıyla arkadaşlar buradan yola çıkabiliriz. Şimdi x yani tanjant 65 derece. Tanjant 65 derece. Bunu şöyle yazabilir miyiz biz? Tanjant 45 derece artı 20 derece diye yazabilir miyiz? Kesinlikle. Peki tanjant 45 derece artı 20 derece neye eşittir? Tanjant 45 derece artı tanjant 20 derece bölü 1 eksi tanjant 45 derece çarpı tanjant 20 dereceye eşittir. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Tanjant 20 derece aradığımız ifade örneğin y olsun, gelin buna y diyelim. O halde karşımızda ne yazıyor şu an? Tabii ki bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. 45 derecenin tanjantı, tanjant 45 derece ne eşittir? Tabii ki de 1'e eşittir. O halde burada ne yazıyor şu an, bakın. X eşittir. Tanjant 45 derece yani 1 artı y bölü 1 eksi 1 eksi. Bakın burada da tanjant 45 yine 1. 1 çarpı y yani 1 eksi y. Doğru mu? O halde şimdi bir içler dışlar çarpımı yapacak olursak ne oldu buradan, bakın. X eksi x y eşittir 1 artı y. Amacımız y'yi bulmak ise bütün y'li ifadeleri eşitliğin tek tarafında toplayalım. Şuradaki artı 1 eşitliğin sol tarafına gönderelim ve eksi x y'yi de eşitliğin sağ tarafına gönderelim arkadaşlar. Ne oldu bakın? X eksi 1 eşittir x y artı y oldu. X eksi 1 eşittir dedik. Karşı tarafı y parantezine alsak burası da x artı 1 oldu. Amacımız y'yi yalnız bırakmaktı. Y'yi araştırıyorduk. O halde her tarafı x artı 1'e böldük. Y ifadesi x eksi 1 bölü x artı 1 olarak karşımıza çıkmış oldu. Demek ki tanjant 20 derece arkadaşlar x cinsinden neye eşitmiş? X eksi 1 bölü x artı 1. Böylece cevabımız Adana seçeneği diyerek ikinci soruyla devam edelim. Arkadaşlar selamlar, geldik ikinci soruya. A sıfırdan farklı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri tanjant alfa ve tanjant betaymış. O halde arkadaşlar bu denklemde bakın kökler tanjant alfa ve tanjant betaysa biz kökler toplamının neye eşit olduğunu biliyorduk bir kere. X1 artı X2 burada eksi B bölü A'ya eşitti, doğru mu? Eksi B bölü A'ya eşitti. Yani bu köklerde tanjant alfa ve tanjant beta olduğu için tan alfa artı tan beta'ya eşitmiş. Peki kalsın kenarda, belki lazım olur. Bir de kökler çarpımını da bir yazalım. Bu da X1 çarpı X2 eşittir. Yani C bölü A. Bu da ne eşit arkadaşlar? Tanjant alfa çarpı tanjant beta'ya eşit. Süper. Şimdi bize ne söylenmiş bakın. Tanjant alfa artı beta ifadesinin A, B ve C türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Hemen bir yazalım. Tanjant alfa artı beta. Bu neye eşit arkadaşlar? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'ya eşitti. Şimdi buyurun başlayalım. Tanjant alfa artı tanjant beta zaten neye eşitti bakın. Biz onun eksi b bölü a'ya eşit olduğunu görmüştük. Burada bir eksi b bölü a'mız var. Bölü payda da ne var? 1 eksi tan alfa çarpı tan beta. Tan alfa çarpı tan beta yani bu denklemin kökleri çarpımı. O da neye eşitti? C bölü a'ya eşitti. Süper. O halde payda kısmında arkadaşlar payda eşitleyelim. Yukarıda eksi b bölü a bizi bekliyor. Paydada da a eksi c bölü a ifadesi karşımıza geldi. Şimdi düzenleyelim burayı, buyurun. Şöyle bir adım daha uzatalım. Eksi b bölü a ilk ifadeye aynen yazdım. Paydakini ters çevirip çarptım.
a bölü a eksi c, a'ların sadeleştiğini gördük. Böylece bu ifadede eksi b bölü a eksi c'ye, yani b bölü c eksi a'ya eşitmiş arkadaşlar. Hemen bakalım, cevabımız böylece Adana seçeneği olur diyoruz ve geçiyoruz 3. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 3. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir 5 eksi 2 çarpı sin x artı cos x fonksiyonunun en büyük değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bizim için çok çok önemli bir soru olacak bu. Ve şu an bu soruya bakınca bu sorunun burada yeri ne acaba diye de düşünmüyor değilsinizdir eminim. Şöyle ki bakın, hatırlarsak a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs y ifadesinin üst sınırı a kare artı b karenin karekökü iken alt sınırı da a kare artı b karenin karekökünün eksilisiydi. Yani burada bakın sin x artı cos x var. Dolayısıyla a'yı da b'yi de 1 olarak seçtiğimiz zaman sin x artı cos x, evet. Şu tabii cos y değil, özür dilerim, cos x olacak burası da. Evet. Sin x artı cos x ifadesi o halde küçük eşit a kare artı b kare, yani 1 artı 1'den 2, yani kök 2 ile eksi kök 2 kapalı aralığında değerler alacaktır. O halde arkadaşlar bakın buraya eksi 2 ile çarptığımız zaman, hatta çarpmaya da gerek yok, zaten ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Bu fonksiyonun en büyük değerini alabilmesi için sin x artı cos x'in en küçük değerini almasını isteriz. Çünkü katsayısı bakın negatif. O halde sin x artı cos x'in en küçük değeri olarak da eksi kök 2'yi buraya yazdığımız zaman, bakın eksi kök 2'yi yazdığımız zaman cevap ne eşit olacaktır? 5 eksi 2 çarpı eksi kök 2, yani 5 artı 2 kök 2 olacaktır. Cevap bursa gelecektir. Ama neden? Şimdi a çarpı sin x artı b çarpı cos x ifadesi neden a kare artı b karenin karekökuyle eksi karekök a kare artı b kare arasında sınırlanmış? Ve diyelim ki orada sınırlanmış. Bunun konumuzla ilgisine, biz toplam ve fark formülündeyiz. Bu sınırlamayla ne işimiz var şu an? Şimdi beraber biraz çalışalım arkadaşlar. Bence keyif alacağımız bir çalışma olacaktır. Bakın şöyle bir inceleyelim. A çarpı sinüs x. Soruyu burada çözdük aslında. Derdimiz şimdi bu sorunun neden burada olduğunu ve bu ifadenin nasıl böyle geldiğini anlamakta. A çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x. Bizim araştırdığımız ifade bu. Bu ifadeye bir isim verelim arkadaşlar. Mesela diyelim ki y olsun. Evet, amacımız y. Y'nin sınırlarını bulmak. Şimdi eşitliğin iki tarafını da a'ya bölecek olursak sin x artı b bölü a çarpı cos x eşittir y bölü a. Geldi mi? Geldi. Şimdi şuradaki b bölü a ifadesine odaklanalım arkadaşlar. B bölü a ifadesini bir açının tanjant değeri olarak düşünelim. Hatırlarsanız burada bazen kök 3 yazıyordu örneğin. Kosinüsün önünde kök 3 çarpanı vardı. Biz o kök 3 yerine gidip işte tanjant 60 yazıyorduk. Onu da sin 60 bölü cos 60 diyorduk. Payda eşitliyorduk. Güzel ifadeler karşımıza geliyordu. Bunun ters mantığını yapıyoruz şu an aslında. Şurada bakın bir dik üçgen çizdiğimizi varsayıyoruz. Bir dik üçgen çizdiğimizi varsayalım arkadaşlar. Şöyle b bölü a, evet, tanjantı b bölü a olan bir açıdan bahsedelim. Örneğin bu açıda arkadaşlar t açısı olsun. T açısı olsun. T açısının tanjantı b bölü a. O halde şuradaki hipotenüs uzunluğu da ne olur? A kare artı b karenin karekökü olur. Şimdi burası neye döndü bakın? Sinüs x artı b bölü a. B bölü a ne demek? Tanjant t. Tanjant t. Üşenmeden yazacağım. Tanjant t çarpı kosinüs x. Bu neye eşit peki? Y bölü a'ya eşit. Devam edelim peki. Tanjant t nedir arkadaşlar? Sinüs x artı sinüs t bölü kosinüs t çarpı kosinüs x eşittir y bölü a. Evet, hala devam ediyoruz. Şurada bir payda eşitlesek. Bakın burada paydada cos t var. Bunun paydası şu an 1. Toplama işlemini yapabilmek için iki tarafı da kosinüs t ile bir genişletelim. Daha doğrusu paydayı. Ne olduğu halde bakın. Sinüs x çarpı kosinüs t artı sinüs t çarpı kosinüs x bölü kosinüs t. Kosinüs t. Ne eşit bu arkadaşlar? Y bölü a ifadesine eşit. Süper. Şimdi pay kısmında ne görüyoruz? Sin x çarpı cos t artı sin t çarpı cos x. Bu ne demektir? Bu sinüs x artı t demektir. Doğru mu? Bölü
Payda da ne var? Kosinüste. Peki t'nin şuradan kosinüsünü hemen dik üçgenden bir çekelim arkadaşlar bakın. Kosinüs t neye eşit? A bölü karekök a kare artı b kare eşit. Evet yazalım bunu da. Kosinüs t'ye böldük. Yani a bölü karekök a kare artı b kareye böldük. Doğru mu? O halde a'yı buraya yazdım. Paydanın paydasına gelen a kare artı b kareyi de üst kısma yazdım. Karekök a kare artı b kare. Eşittir neye? Y bölü a'ya. Bakın şimdi a'lar sadeleşti mi? Evet. Zaten ben de neyi araştırıyordum? Y'yi araştırıyordum. Y değeri neye eşitmiş o halde arkadaşlar? Sinüs x artı t çarpı karekök a kare artı b kareye. E peki şimdi ne alaka hocam? Nereye geldi iş? Şimdi bakın karekök a kare artı b karenin bir katı. Nasıl katı? Sinüs x artı t katı. Peki arkadaşlar sinüs fonksiyonu hakkında ne biliyoruz? Sinüs fonksiyonu içinde yazan ifade her ne olursa olsun bunun alabileceği maksimum değer 1 iken minimum değer eksi 1 değil midir? Yani buradaki sinüs x artı t ifadesi de eksi 1 ile artı 1 arasında sınırlı değil midir? Sınırlıdır. O halde eksi 1 ile artı 1 arasında sınırlı bir ifadeyi karekök a kare artı b kare ile çarpacak olursam yani bu y değeri de ne olacaktır arkadaşlar bakın. Eksi 1 ile karekök a kare artı b kareye çarpmış olsam eksi karekök a kare artı b kare. Evet. Ve artı karekök a kare artı b kare arasında sınırlanmış olacaktır. Peki y dediğim bu ifade neydi aslında? A çarpı sin x, a çarpı sin x artı b çarpı cos x'ti. İşte bu ifade arkadaşlar a kare artı b karenin karekökü'yle a kare artı b karenin karekökünün ters işaretisi arasında sınırlıymış. Dolayısıyla aslında biz bunu bugüne kadar belki hep bir formül olarak gördük sadece. Ama bu formül aslında toplam fark formüllerinden de ispatlanabiliyormuş arkadaşlar. Gerçekten de durumun böyle olduğu gözler önüne serilebiliyormuş. O halde şimdi gönül rahatlığıyla artık sin x artı cos x ifadesi artı kök 2 ile eksik kök 2 aralığındadır diyebiliriz. Ve bu fonksiyonun en büyük değeri içinde sin x artı cos x'e en küçük değeri olan eksik kök 2'yi yazabiliriz. Burası da 5 artı 2 kök 2 olarak en büyük değerine Bursa seçeneğinde ulaşmış olur. Evet, yaklaşık 7 dakikalık hatta 7,5 dakikalık bir soru çözümünün ardından bu soruyla da sanıyorum ki helalleştik. Umarım faydalı olabilmişizdir arkadaşlar. Faydalı olabildiysek beğenmeyi ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım ve geçelim sonraki soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 4. soruya. Bir ABC üçgeninde cos b çarpı cos c eksi sin b çarpı sin c eksi 3 bölü 5 olarak verilmiş. Buna göre sin a kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar biz ne biliyorduk? Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yani m a artı m b artı m c. Evet. Bunların toplamı ne olacaktır arkadaşlar? 180 derece yani pi'ye eşit olacaktır. O halde şimdi bakın burada. Bir kere cos b çarpı cos c eksi sin b çarpı sin c demek aslında ne demek? Kosinüs b artı c demek, doğru mu? Kosinüs b artı c neye eşitmiş? Eksi 3 bölü 5'e eşitmiş. Peki b artı c ile a'nın da toplamı, bakın şöyle yazalım şuraya. A artı b artı c eğer ki 180'e eşitse arkadaşlar, 180 derece eşitse, o halde b artı c'yi biz yalnız bıraksak ne yazabiliriz yerine? 180 derece eksi a yazabiliriz. Yani bu ifade ne eşit oldu? Kosinüs 180 derece eksi a'ya eşit olmuş oldu. Peki kosinüs 180 derece eksi a'nın eksi 3 bölü 5'e eşit olduğunu biliyorsak tabii ki bir de hatırlamamız gereken ne vardı? Kosinüs alfa ile kosinüs pi eksi alfa 180 eksi alfa arkadaşlar birbirlerinin toplama işlemine göre tersleriydi. Dolayısıyla kosinüs 180 derece eksi a aslında ne eşittir? Eksi kosinüs a'ya eşittir. Eksi kosinüs a eksi 3 bölü 5 ise de kosinüs a karşımıza ne olarak çıkmış oluyor? 3 bölü 5 olarak çıkmış oluyor. O halde şöyle bir dik üçgen çizelim arkadaşlar, bakın. Şurası a açısı olsun. Kosinüs a komşusu 3, hipotenüsü 5. O halde karşı dikkenin uzunluğu da 4 diyebiliriz tabii oransal olarak.
Bize de sinüs A sorulmuş. A açısının sinüs diye nedir arkadaşlar? Bakın burada. Karşı dikkenar bölü komşu dikkenar uzunluğu 4 bölü 5'e eşit olacaktır. Sinüs A eşittir 4 bölü 5 olarak cevabımız Adana seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu. Arkadaşlar selamlar, geldik 5. soruya. 2 çarpı sinüs x artı 30 derece eksi kosinüs x bölü kotanjant 30 derece ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bir kere şurada bir x artı 30 derece var, ona bir şeyler yapmak lazım da. Yani yan tarafta cos x var, payda da cot 30 var. Yani cot 30 hadi ne olduğunu bildiğimiz bir ifade, tamam, o sinüs x artı 30'da ne yapacağız? Kosinüs x'de nasıl işleme girecek? Baştaki 2 çarpanı neden verilmiş? Kabartma tozu hamuru nasıl kabartıyor? Evet, bu soruların hepsinin cevabı birazdan. Haydi başlayalım. Sinüs x artı 30 derece. Ne eşit arkadaşlar bu? Sinüs x çarpı kosinüs 30 derece artı sinüs 30 derece çarpı kosinüs x. Evet. Bu ifadenin bir de 2 katı var. Sonra dışarıda bir de eksi cos x bizi bekliyor. Bölü payda da ne var arkadaşlar? Kotanjant 30 derece. Kotanjant 30 derece demek zaten tanjant 60 derece demekti. Yani o da kök 3'e eşitti. Şöyle bir onu yazalım şimdiden. Şimdi devam edelim bakayım. Peki sinüs 30 derece neydi arkadaşlar? Sinüs 30 derece 1 bölü 2'ydi. Kosinüs 30 derece neydi? O da kök 3 bölü 2'ydi. Doğru mu? Ve dışarıdaki 2 çarpanı eğer ki buraya dağıtacak olursak bakın ifade neye döner? Sinüs x çarpı kök 3 bölü 2'nin 2 katı, yani kök 3 artı kosinüs x çarpı kosinüs x çarpı 1 bölü 2'nin 2 katı, yani 1, yani cos x. Doğru mu? Eksi bir de dışarıda ne var? Cos x var. Bölü payda da kök 3 var. Evet, süper. Şimdi artı cos x ile eksi cos x sadeleşti mi? Sadeleşti. Bize ne kaldı arkadaşlar? Kök 3 çarpı sinüs x bölü kök 3 kaldı. Kök 3'lere de güle güle. O halde cevabımız sinüs x'miş dedik. Ve böylece cevabın Adana seçeneğinde olduğunu görerek 6. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 6. soruya. Şekil 6 özdeş birim kareden oluşmuştur denilmiş ve buna göre kotanjant alfa kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bunlar birim kareymiş. O halde her bir kenar uzunluğunun bir birim olduğunu biliyoruz. Şöyle işimize yararsa diye şimdiden bir not edelim. Peki şimdi alfa, bakın şuradaki açı arkadaşlar beta olsa, şuradaki açı da teta olsa biz şu an ne biliyoruz? Alfa artı beta artı teta, alfa artı beta artı teta ne eşittir arkadaşlar? 90 derece eşittir, yani pi bölü 2 eşittir, doğru mu? O halde alfayı yalnız bırakacak olursak alfa ne eşit oldu bakın? Pi bölü 2 eksi beta artı teta'ya eşit oldu. Süper. Şimdi dolayısıyla bizden kotanjant alfayı isteyen biri aslında ne istemiş oluyor? Kotanjant pi bölü 2 eksi beta artı teta istemiş oluyor. Beta artı teta istemiş oluyor. Peki kotanjant 90 eksi beta artı teta demek aslında tanjant beta artı teta demek değil midir? Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açı ölçüsünün tanjant değerli ve kotanjant değerleri birbirlerine eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar kotanjant 90 eksi beta artı teta demek aslında tanjant beta artı teta demektir. Peki tanjant beta artı teta ne demek? Bunu da bir hatırlayalım. Tanjant toplam formülünden bir hatırlayalım buyurun. Tanjant beta çarpı, tabii ki şaka yaptım, artı tanjant teta bölü, bakayım uyuyor musunuz dedim, 1 eksi tanjant beta çarpı tanjant teta. Evet. Şimdi bu ifadeyi de bulabilmek için tanjant beta'ya ve tanjant teta'ya ihtiyacımız var. O halde hemen geçtik şekle ve tanjant beta'yı araştırdık. Beta'nın İçinde bulunduğu dik üçgenin, evet, karşı dikkenar bölü komşu dikkenar uzunluğu ne eşit oldu arkadaşlar? 2 bölü 3'e eşit oldu. Peki tanjant teta ne eşit oldu, onu da bakalım hemen. Burada da 1 bölü 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Tanjant teta da 1 bölü 2'ymiş. O halde tan beta yerine 2 bölü 3, tan teta yerine 1 bölü 2 yazacağız. Haydi kolay gelsin. 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Şöyle ikiler sadeleşsin arkadaşlar. Yukarıda ne oldu bir payda eşitlersek? 4, 3 daha 7 bölü 6 geldi. Bölü payda da ne var? 1 eksi 1 bölü 3, yani 2 bölü 3 var.
O halde bunu da yazalım. 7 bölü 6 çarpı 3 bölü 2. Evet, şöyle 3 ile 6 sadeleşse burada 2 gelse cevabımız da 7 bölü 4 olarak Ceyhan seçeneğinde karşımıza çıkmış olur diyoruz ve geçiyoruz 7. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 7. soruya. ABCD bir dikdörtgenmiş. DC kenar uzunluğu BE kenar uzunluğuna eşit ve 4 birim olarak verilmiş. EC kenarının uzunluğu da 2 birim olarak verilmiş. Ve DEA açısının ölçüsü de alfa olarak verilmiş. Buna göre tanjant alfa kaçtır diye soruluyor. Bir kere ABC'de bir dikdörtgen ise DC kenar uzunluğu AB kenar uzunluğuna eşittir. Yani AB kenarı da 4 birimdir diyoruz. Ve arkadaşlar bakın, şuradaki DEC açısının ölçüsüne beta desek ve AEB açısının ölçüsüne de teta desek ne görmüş olduk burada? Alfa artı beta artı teta, bunların üçü 180 derece tamamlıyor birbirlerini. Yani arkadaşlar toplamlarına pi diyebiliriz, doğru mu? Alfa artı beta artı teta pi'ye eşit. Peki bize ne sorulmuş? Bize de tanjant alfa sorulmuş. O halde alfayı şurada yalnız bırakalım. Alfa neye eşit bakın? Pi eksi beta artı teta'ya eşit. Yani aslında bizden tanjant pi eksi beta artı teta isteniyor, doğru mu? Peki. Şimdi tanjant pi eksi beta artı teta ne demek arkadaşlar? Bu da eksi tanjant beta. Şöyle yazalım. Eksi tanjant beta artı teta demektir. Peki neden böyledir arkadaşlar? Çünkü hemen tabii ki hatırlatmamızı da kenara yapalım. Bakın şöyle. Tanjant alfa ile tanjant pi eksi alfa arasında nasıl bir ilişki vardır arkadaşlar? Birbirini 180 dereceye tamamlayan İki açı ölçülerinin tanjant değerleri birbirlerinin ters işaretlileri idi. Dolayısıyla tanjant 180 eksi beta artı teta aslında tanjant beta artı teta'nın tam eksilisidir diyebiliriz. O halde bize eksi tanjant beta artı teta lazım. Şimdi pek eksi bizi beklesin. Tanjant beta artı teta ne demekti? Onu da hemen bir yazalım. Bu da tanjant beta artı tanjant teta bölü 1 eksi tanjant beta çarpı tanjant teta demekti. Bunu yapabilmek için de bize tan beta ve tan teta değerleri lazım. Hemen şekle bakalım arkadaşlar. Tanjant beta'yı bir bulalım. Beta'nın tanjantı, evet, karşı dik kenar bölü komşu dik kenar ne oldu bakın? 4 bölü 2. Peki tanjant teta neye eşit? Tanjant teta da arkadaşlar 4 bölü 4'ten zaten 1'e eşit. Süper. Teta zaten 45 dereceymiş. Peki o halde devam edelim. Bizden istenen ifade, yani tanjant alfa neye eşitti bakın? En son şuraya kadar gelmiştik. Eksi parantezinde tan beta, yani 4 bölü 2. Bu arada 4 bölü 2'nin de tabii ki 2 eşit olduğunu gördük, doğru mu? Tanjant beta yani 2 artı tanjant teta, o da 1 bölü 1 eksi tan beta 2 çarpı tan teta 1. Evet, süper. Düzenleyelim arkadaşlar. Eksi parantezinde pay kısmı 3. Payda da ne var? Payda da 1 eksi 2'den eksi 1 var. Eksiler birbirini götürdü. O halde cevabımız 3 olarak Adana seçeneğinde karşımıza çıktı diyoruz. Ve 7. sorunda sonuna gelmiş oluyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 8. soruya. Şekil eş birim karelerden oluşmuştur denilmiş. Buna göre tanjant teta kaçtır diye soruluyor. Tanjant teta. Şimdi bu tetayı nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar bakın. Şuradaki açıya biz alfa desek, şuradaki açıya alfa desek, şuradaki açıya beta desek, alfa artı beta artı teta arasında nasıl bir ilişki var? 3 de bir üçgenin iç açıları ölçüleri olduklarına göre demek ki toplamları 180 derece. Peki güzel, iyi de o zaman alfanın ve betanın oranlarına ihtiyacımız var. O zaman şöyle bakın, şekli bir tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi alfanın arkadaşlar trigonometrik oranlarına bakıyorum. Bakın zaten tanjantını bulsak yeterli galiba, doğru mu? Şöyle şu dik üçgende, isterseniz isim verelim, rahat görelim. ABC dik üçgeninde alfanın trigonometrik oran olarak tanjantına bakacak olursak karşı dik kenar uzunluğu 2 bölü komşu dik kenar uzunluğu da yine 2 mi geldi? Evet. O halde tanjant alfa ne işte arkadaşlar? 2 bölü 2'den 1'e eşit, alfa aslında 45 dereceymiş. Peki devam edelim. Bir de tanjant beta'yı bulalım.
Tanjant beta'yı bulabilmek için bu sefer de şekli şöyle aşağı doğru tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bir tamamlayalım bakın. Şöyle buyurun. Şimdi yine isim veriyorum. Şurası D noktası, şurası E noktası, şurası da F noktası olsun. Evet. DEF dik üçgeninde arkadaşlar. Az önce BAC dik üçgeni demiştik galiba. Doğru mu? ABC demedik umuyorum. Evet, BAC dik üçgeninden bulduk. Şimdi DEF dik üçgeninde beta'nın tanjantına bakmaya çalışalım. Karşı dik kenar uzunluğu 3 birimken komşu dik kenar uzunluğunun 2 birim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tanjant beta'nın da 3 bölü 2'ye eşit olduğunu gördük. Peki şimdi bize ne sorulmuş? Bize tanjant teta sorulmuş. Tanjant teta. Teta. Teta'yı şuradan yalnız bıraksak aslında ne eşit arkadaşlar? 180 eksi alfa artı beta eşit. Doğru mu? Pi eksi alfa artı beta eşit. Yani bize aslında tanjant pi eksi alfa artı beta soruluyor. Peki tanjant pi eksi alfa artı beta tanjant pi eksi alfa artı beta ne demekti? O da eksi tanjant alfa artı beta demekti. Yani bu da eksi parantezinde tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta demek. Problem var mı? Yok. O halde devam edelim. Tanjant alfa kaçtı? 1'di zaten. Tanjant beta neydi? O da 3 bölü 2 idi. O halde tanjant teta dedik eşittir. Eksi parantezinde tan alfa yani 1 artı tan beta o da 3 bölü 2 bölü 1 eksi 1 çarpı 3 bölü 2. 1 artı 3 bölü 2 pay kısmına ne geldi bakın 5 bölü 2 geldi. Bölü payda da ne var? 1 eksi 3 bölü 2 yani eksi 1 bölü 2 mi? Sanıyorum böyle geldi. Evet. Bu ifade tabi bir de aman unutmayalım. Dışarıda bir de eksimiz bizi bekliyordu şurada unutmayalım evet. 5 bölü 2 eksi 1 bölü 2'ye bölersek eksi 5 gelir. Bir de eksi vardı başımızda. O halde cevap ne oldu? Artı 5 oldu. O halde tanjant teta değeri 5'e eşitmiş diyoruz. Cevabın Adana seçeneği olduğunu gördük ve geçiyoruz 9. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 9. soruya. ABC'de bir dikdörtgenmiş. DB doğru parçası ile AE doğru parçasının bakın kesişim noktası arkadaşlar F noktası olarak verilmiş ve DC doğru parçasının uzunluğu 4 birim olarak verilmiş. EB doğru parçasının uzunluğu da 2 birim olarak ve CE doğru parçasının uzunluğu da 1 birim olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bir kere CB uzunluğu eğer ki 3 birimse AD uzunluğu da 3 birimdir. Dolayısıyla şuraya bir 3'ü yazalım. DC uzunluğu 4 birimse AB uzunluğu da 4 birimdir. Buraya 4'ü de yazalım. Bize de tanjant alfa sorulmuş. Şimdi alfa nasıl bir ilişki var? Alfayı nereden biliyoruz? Bakın. Şöyle arkadaşlar eğer ki EFB açısının ölçüsü alfa derece ise DFA açısının ölçüsü de yine alfa derece değil midir? Kesinlikle. Peki orası alfa olsun. ADB açısına da biz beta diyecek olursak ölçüsüne ve DAE açısının ölçüsüne de şuraya da DAE açısının ölçüsüne de şuraya da teta diyecek olursak şu an ne bulmuş olduk? Alfa, beta ve teta. Üçü birbirini 180 dereceye tamamlayan 3 açı ölçüsü. Alfa artı beta artı teta eşittir. Pi yazdık. Peki. Dolayısıyla bizden tanjant alfayı isteyen biri. Bakın alfa aslında ne eşittir buradan? Pi eksi beta artı teta eşittir. Doğru mu? Tanjant alfa isteyen biri aslında ne istemiş oluyor? Tanjant pi eksi beta artı teta istemiş oluyor. Tanjant pi eksi beta artı teta ne demekti? Bu da eksi tanjant beta artı teta demekti. Tanjant beta artı teta'nın da açılımını hatırlıyoruz. Eksi parantezine bakın. Tanjant beta artı tanjant teta bölü 1 eksi tanjant beta çarpı tanjant teta oldu. Süper. Şimdi bize tanjant beta ve tanjant tetalar lazım. Beta'nın tanjantı belli arkadaşlar. Çünkü DAB dik üçgeninde bir açının ölçüsü beta olarak verilmiş. O halde beta'nın karşı dikken uzunluğu 4, komşu dikken uzunluğu 3. Dolayısıyla tanjant beta'nın ne eşit olduğunu biliyoruz biz. 4 bölü 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi tanjant teta'yı bulabilmek için arkadaşlar teta ölçülük açıyı bir dik üçgende görmek istiyoruz. O halde
Şöyle E noktasından geçecek şekilde AB'ye paralel olan bir doğru çizelim. Yani aslında E noktasının AD doğru parçasına dik izdüşüm noktasını bulalım. Şöyle bir dik indirelim. Peki. Şimdi bakın burada ne geldi arkadaşlar? Şuraya mesela bir isim verelim. Ne diyelim? H diyelim şu noktaya da. HE uzunluğu da DC uzunluğuna eşit olmak zorunda mıdır? Yani 4'e eşit olmak zorundadır. Bu arada aynı şekilde DH uzunluğu da CE uzunluğuna yani 1'e eşit olmak zorundadır. Ve HA uzunluğu da EB uzunluğuna yani 2'ye eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla bakın tetanın artık tanjantını bulabilir mi arkadaşlar? Karşı dikken uzunluğunun 4 birim olduğunu gördüm. Komşu dikken uzunluğunda 2 birim olduğunu gördüm. O halde tanjant teta 4 bölü 2'den 2'ye eşittir diyoruz. Şimdi dönelim sorumuza. Nerede kalmıştık? Tanjant alfayı araştırıyorduk. Bu da eksi parantezinde tan beta artı tan teta bölü 1 eksi tan beta çarpı tan teta eşitti. O halde tan beta yerine 4 bölü 3, tan teta yerine de 4 bölü 2 yani 2 yazarak ifadeyi düzenleyelim. Tan beta yani 4 bölü 3 artı tan teta yani 2 bölü paydada ne var? 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 2. Evet. Düzenleyelim arkadaşlar bakın. Şöyle eksi parantezinde dedik. 4 bölü 3 ile 2'yi toplayacak olursak 10 bölü 3 pay kısmında geldi. Paydada ne var? 1 eksi 8 bölü 3. Bu da ne yaptı? Eksi 5 bölü 3 yaptı. 3'ler sadeleşti. Eksiler sadeleşti. Cevabımız da 10 bölü 5'ten 2 olarak karşımıza Adana seçeneğinde çıkmış oldu. Evet, bu soruyla beraber geçelim 10. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 10. soruya. ABFC dörtgeninde AD ve DC doğru parçaların uzunlukları ikişer birim, AE doğru parçasının uzunluğu 1 birim ve BE doğru parçasının uzunluğu da 3 birim olarak verilmiş. EC doğru parçasıyla BD doğru parçasının kesişim noktası F noktası olarak verilmiş ve buna göre kotanjant alfa kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar hatırlarsak şalvar kuralı diye bilinen bir teorem vardı aslında. Şimdi bunu hatırlamıyor da olabiliriz. O yüzden hatırlamama ihtimaline karşı şöyle biz beraber bir çözmeye çalışalım. Buyurun. Şöyle B ve C kenarlarını birleştirdiğimizi varsayalım arkadaşlar. ABC üçgenini oluşturduk. Bakın şöyle isimler verelim. Şuraya örneğin beta diyelim. Şuraya beta diyelim. Şuraya da teta diyelim. Ve şimdi bu beta, teta, 90 derece ve alfa arasında nasıl bir ilişki var? Bu ilişkiyi görmeye çalışalım. Hazır mıyız? Haydi buyurun. Şimdi arkadaşlar bakın. 90 dereceli betanın toplamı aslında şuraya eşit değil midir? Yani ABD üçgeninde iki iç açının ölçüsü, üçüncü açının dış açısının ölçüsüne eşit değil midir? Eşittir. Dolayısıyla şurası ne eşittir? 90 artı beta'ya eşittir. Peki aynı şekilde FDC'ye baktığımız zaman arkadaşlar FDC'de de iki iç açının ölçüsü yani 90 artı beta ile teta'nın toplamı diğer açının dış açısına eşit midir? Eşittir. Yani 90 artı beta ile 90 artı beta ile teta'nın toplamı ne eşit olacaktır bakın? Üçüncü açının dış açısına yani alfa'ya eşit olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar alfa yerine biz ne yazabilirmişiz? 90 artı beta artı teta yazabilirmişiz. Bizden istenen ifade neydi? Bizden istenen ifade kotanjant alfaydı. O halde alfa yerine ne yazdık gittik? Kotanjant beta artı teta yazdık. Özür dilerim. Tabii ki kotanjant 90 artı beta artı teta yazmamız lazım. Kotanjant 90 derece artı beta artı teta yazdık. Süper. Şimdi oldu. Şimdi kotanjant 90 artı beta artı teta ne demek? Tabii ki de eğer ki ikinci bölgede olduğunu düşünürsek arkadaşlar ve isim değişeceğini de biliyoruz. Dolayısıyla tanjant beta artı teta'nın eksilisine eşittir. Peki eksi tanjant beta artı teta ne demek? Bunu da açalım hemen eksi parantezinde. Tanjant beta artı teta ne eşit arkadaşlar? Tanjant beta artı tanjant teta bölü 1 eksi tanjant beta çarpı tanjant teta. Gördüğünüz gibi yine bu soruyu arkadaşlar yapabilmemiz için tanjant beta'yı ve tanjant teta'yı bulmamız lazım. Haydi bulalım. Tanjant beta. Tanjant beta neye eşittir arkadaşlar? Karşı dikkenar uzunluğu 2, komşu dikkenar uzunluğu 4. O halde 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 eşittir. Peki tanjant teta uzunluğu neye eşittir?
Tanjant teta da karşı diken uzunluğu 1, komşu diken uzunluğu 4. Yani 1 bölü 4 eşittir. Süper. Şimdi o halde gelin buyurun şurada işlemlerimizi yapalım artık. Kotanjant alfa eşittir dedik. Eksi parantezinde tan beta artı tan teta bölü 1 eksi tan beta çarpı tan teta ifadesinde tan beta yerine 1 bölü 2, tan teta yerine de 1 bölü 4 yazalım. Buyurun 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Evet. 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ü toplayacak olsak arkadaşlar ne gelir? 3 bölü 4 gelir. Payda da ne var? 1 eksi 1 bölü 8 yani 7 bölü 8 var. Tabi en dışarıda bizi bekleyen bir de eksi 1 çarpanı var. O halde düzenleyelim. Eksi 3 bölü 4 çarpı 8 bölü 7. 4 ile 8 şöyle bir sadeleşsin. Cevabımız eksi 6 bölü 7 olarak Adana seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu. Arkadaşlar bu soruyla beraber bu testimizde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sonraki testlerde ve diğer konularda da görüşmek üzere. Umarım faydalı olabiliyoruzdur. Faydalı olabiliyorsak beğenmeyi ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Hoşça kalın, acille kalın.